Günaydın arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Hayırlı pazar sabahları diliyorum hepinize. Ya iki gündür ben çok yorulmuşum herhalde. Bir baş ağrısıyla kalktım. Havadan da olabilir bu. Bilemedim, anlamadım. Atmosferden de olabilir. Dedim uyuyayım ona kadar ama yok. 8 ayaktayım. Dedim sizinle biraz konuşayım, muhabbet edeyim. İyisinizdir. Arkadaşlar, sayfaya gerçi ben sabitlemedim. Esra'm sabitlemiş onu dünkü videoya. Yazsınlar, önemli değil. Herkes bir şeyler yazacak, bir şeyler yapabilmek için. Herkes birbirini övecek. Ya ölümlü dünya değmez. Geçenki açıklamamı zaten yanlış anlamışlar. Birilerine gönderme yapmadım, gönderme. Burada kendi aramızda aslında makara yaptık. Burada bir arkadaş vardı. Ona dedim videoya çıkma, makara yaptım. Dedi beni çekme. Ben de ona yaptım yani, dedim siz de yarın çıkarsınız videoya, çekme diyorsun ya diye şaka yaptım. Oradan da o kikir kikir gülüyor. Bunu da açıklıyor. Haccem zaten kız kardeşiyle konuşmadığı için ona konuştum. Bizim kendi aramızda yani dertleştiğimiz, konuştuğumuz şeyler var. Yani birilerine gönderme yapmaya gerek var mı? Yok. Ne gereği var ki? Herkes işini yapsın. Ha, dargın olabilirim, kırgın olabilirim. Ama tabii ki bir geçmişimiz var. İnsanoğlu, yani ben böyle düşünüyorum, sevinciyle pişmanlığı çok çabuk yer değiştirebilir insanların. Kimin ne olduğunu bilemez kimse. Çünkü hani diyorlar ya, YouTube yalan dünya. Her şey doğru değil. Oradaki başlığa herhalde takılmış gelen bayan. Başlık ben Hacı'yı düşünerek konu yazıldı. Hani yedirdim içirdim, ben Hacı'da kaldım ya. Sonra dedim arkamdan konuşmasın. Yani aslında bir espriydi o. Bizim Esra da onu başlık yapmış. Başlığı genelde Esra yapar. Çoğunluk. O yazar, ben karışmam başta. Yani birine gönderme amaçlı değil. Bunu da söyleyeyim. Benim kimseyle problemim yok. Kendi ailemle. İnsanın kendi yoğunluğu oluyor ya. Aklına gelmiyor birileri. Gelmesin de zaten ya. Vaktimiz olmuyor ki. Allah'ım, eve geliyorum inanın yani bir namaz kılmaya vaktim olmuyor. Bak, dünya haliyle koşturmaktan. Ona da üzülüyorum. Başım ağrıyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor deriz ya. Çünkü unutuyoruz şeyi, öbür tarafı unutuyoruz herhalde diyorum kendi kendime. Ben biraz bu konularda hassasım. Çok çabuk bazı şeyleri kırılır, darılırım, üzülürüm. Diyorum artık bakmayacağım. Kötü de yapsalar Allah razı olsun. Ne diyeyim, onları da Allah affetsin. Islah etsin diyoruz. Ya olur böyle şeyler. Burası yalan dünya diyoruz ya. Birbirimize laf söyleriz, atarız. Hani birileri kalkıp da oradan mikser gibi ortalığı karıştırmasa daha güzel olur. Daha mutlu oluruz. Gerek yok. Hiçbir şeye. Yani yeri geliyor ana kız kavga ediyoruz. Yani etmedim gerçi bugüne kadar ama ediliyor, edilir. Normal şeyler. Kardeşlerimizle tartışıyoruz. İşimize gelmeyen şeyler oluyor. Tabii ki bunları burada söylemek yakışık almaz hiçbirimizin. Hep üstü kapalı bir şeyler söylemeye çalıştık. Gerçekten sizleri çok çok seviyorum. Beni destekleyenlerden Allah razı olsun. Ama üzülmeyin siz de. Hiçbir şey yazmanıza da gerek yok. Yani yazan herhalde bir gün utanır, vazgeçer. Yani doğru, ben bunu para kazanmak için açtım. Yani bir eğlence olarak açmadım. Bu çok doğru. Yani oraya katılıyorum. Allah var. Bir şeyler kazanabilir miyim diye. Yoksa niye vaktimi harcayayım ben, çekim yapayım. Bu arada ben ne yapacağım? Geçen yağlama yaptım, biberlerim var. Şöyle kavanozu açtım. İçlerine eldivenlerim var.
süzme yoğurduma dereotu doğradım. Beklettim bir gece. Bunları onun içine doğrayacağım. Belki dışarıda görmüşsünüzdür. Satılıyor böyle kırmızı biberlerin içinde. Peynir zannediyoruz. Alıyoruz ya. Yani hiç gerek yok. Emine'me baktım üzülmüş. Annem dedim hiç uğraşma. Gerek yok ya. İnsanlar sonradan pişman olurlar. Bu hepimiz için geçerli. İnsanoğluyuz ya. Sevincimizle pişmanlığımız çok çabuk yer değiştirebilir. Bir gün herkes barışabilir. E ne olur? Ortada konuşulan, yanlış konuşanlar üzülür. Çünkü biz cinayet işlemedik ki. Biz kötü bir şey yapmadık ki. Yani ne yapmışız? Tabii ağır birkaç cümle o bana, ben ona derken gerek yok. Ondan sonra mikserler ortalığı karıştırıcı. Ne oluyor? Laflar büyüyor da büyüyor. Büyüyor da büyüyor. Gereksiz laflar. Ben şu anda yani neyi düşünürüm? Kahvaltıyı hazırlayayım. Çayımı içeyim. Benim için bunlar önemli. Çocuklarım nasıl yapacak? Yani kirayı nasıl vereceğiz? Araba bozuldu, nasıl tamir ettireceğiz? Yani benim aklımda bunlar vardır. Başka bir şey yoktur. Düşünemezsin ki zaten ya. Ya geçim dünyasındayız şu anda. Okullar açıldı. Benim kızımı düşünüyorum orada bir tarafta. Ya nasıl başka şeyler düşüneyim ki insanlara laf yetiştireyim? Neyi yani ispatlayacak bir şey yok ki ortada. Hiçbir şey yok ispatlayacak. Yani herkes kavga edebilir. Onu böyle senelerce de bir kin gibi tutmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Çünkü dediğiniz bayanla yıllarca yeri geldi ekmeğimizi paylaştık. Yeri geldi yollara düştük. Yolculuk yaptık. Çok şeylerimizi paylaştık. Ay birbirimize sırdaş olduk. E bir kavgada da bunları hep silmemek gerekir. Silmemek gerekir. Olur. Hani sinirliyken derler ya. Hiçbir laf söyleme. Boşuna demiyorlar. Karar verme hiçbir şeye. Ya pişmanlıklar da insanlar için. Affetmek benim için çok büyük bir asalet diye düşünüyorum. Erdem diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Her zaman affedici olalım. Şu bayramlarımız var ya önümüze gelen. Hep Müslümanlar barışsın diye. Kırgınlıklar kalksın diye o bayramlar yapılıyor. Ama biz bilemiyoruz. Onun da kıymetini bilemiyoruz fazla. Çünkü bakıyorum çocukluğuma da gerçekten çok güzel yaşantılar olmuş insanların arasında. Bizim de olsun keşke ya. Ufacık şeyi hani pireyi deve yapmamaya dikkat edelim. Ya hatam tabii ki vardır. Yok dersem yalan olur. İnsanım yani ben de sonuçta. Çok fazla atarlı olduğum yerler olmuştur. Yanlış kelimeler kullanmış olabilirim. Ama helallik almak her zaman için... Ben öyle düşünüyorum. Yaşım ilerlediği için mi bilmiyorum kaynaklanıyor. Herkesten helallik almak isterim. Yarın çünkü kalktığım zaman belki beni bir daha göremeyeceksiniz. Ölmüş olacağım. Arkamdan niye söyleteyim ki? Hani bir insana parayla alınmayacak şeyler var. Yani milyarları versen Allah razı olsun kelimesini alamazsın. Yani insanoğlu için ben öyle düşünüyorum. Seviyorum yaşamayı. İnsanları seviyorum. Ayrımsız. Kim olursan ol, ne olursan ol. Gel demiş. Mevlam. Gel, gel. Bin kere tövbe de etsen yine gel. Biz mi insanoğlu olarak affetmeyeceğiz insanları? Biz neyiz ki? Küçücük, küçücük bir toprağız. Bizimkiler gitti. Çıktılar dışarıya. Ne bileyim ben bugün biraz böyle çok duygusalım.
belki havadan diyorum, baharın artık sonbahara girdik. Aslında kışa girmemiz lazımdı ama mevsimler değiştiği için herhalde sonbahara girdik. Ay böyle öksürürken hafif böyle beynimin tası sanki, bilmiyorum Allah'ım, böyle kafam ağrıyor. Neden kaynaklanıyor onu da bilmiyorum. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Ay. Şöyle. Eldivenler çok pahalı olduğu için almıyoruz uzun zamandır eve eldiven. Ben de boya eldivenlerim vardı. Saç boyası yapıyorum ya evde. Şöyle dedim. Şunların içine. Bu şekilde çok güzel oluyor ama. Bunların hepsini dolduracağım. Tabağa dizip kavanoza yine sıralayacağım. Biraz emek istiyor tabii. Bak böyle kahvaltıda çok güzel oluyor. Çok da abartmadan doldurmak lazım ama hoş oluyor. Ben acıyı sevdiğim için herhalde, bu biberler de zehir gibi, Antep biberi. Yağlama yaptım. Ne oluyor? Yağlama yaptığın zaman ölmüyor yani biberler. Hani haşlasan hepten gider, dolduramazsın zaten. Dereotuna da bayılıyorum süzme yoğurtla. Hem sarımsaklı, yani turşu gibi aslında yağlama. Şöyle de doldurdum mu da çok güzel oluyor. Öyle işte arkadaşlar, başınızı da ağrıttım ama haklarınızı da helal edin. Sizler de üzülmeyin. 3 günlük yalan dünyada. Yani o onu yapmış, bu bunu yapmış, sen onu yapıyorsun. Yaparım. Niye yapmayayım ki? Bana ya fayda verecek şey, izleneceksem başlığı güzel koymuş bence. Bunu da niye izlenmek istiyorum? Para kazanmak için tabii, ihtiyacım olduğu için. Olsun, o bayan da belki, bilmiyorum. Düşünceleri öyledir diye düşündüm artık. Herkesin bir, hani biri hiddetli konuşur, anlatır bir şeyi. Biri çok sakin. Biri çok çok yavaş. Hani herkesin bir şekli vardır ya. Ben ikisinin arasında gidip geliyorum. Ya çok hiddetliyim ya çok sakinim. Bu huyumu da çok çok sevmiyorum bazen. Çünkü ufacık şeye çok çabuk hiddetlenen biriyim. Hemen pıt 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 konuşup sonra pişman oluyorum konuştuğumdan. Gerek yokmuş diyorum ya. Benim konuşmama gerek yok. Yani kimi kime müdafaa edeceksin ki? Yani ben saçmaladım. Geçen bir iki cümle konuştum. Kendi kendime öyle düşündüm. Yani ben kimseye sormadan kendi kararlarım genelde kendim veririm. Hep birey olduk. Tek başımıza ayakta durmaya çalıştık. İyisiyle, kötüsüyle. Ne bileyim öyle işte arkadaşlar. Başınızda sabah sabah ağrıttım. Siz tabii bunu akşam akşam izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Anlatmak istediğimi bilmiyorum. Anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Ölümlü dünya, gerek yok. Birbirimizi kırmaya, uğraşmaya. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah sizler de böyle düşünürsünüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evde kimse olmadığı için ben kapatacağım.